Çocukken Evet, spora evet ilgim vardı. biraz Softbol gibi sporları önce çok severdim ve yakalayıcı pozisyonunda ya da defansif pozisyonlarda oynardım. Ayrıca müzik de ilgimi çekerdi. Dördüncü sınıfta flüt çalmaya başladım. Okulun müzik grubuna katıldım. Ve daha sonra kendi kendime tenor saksafon çalmayı öğrendim. Bir caz grubunda çaldım. Okul bandosunda ve aynı zamanda orkestradaydım. Davul çalmayı da öğreniyordum ve müzikle ilgili daha birçok farklı şey yapıyordum. Harikaydı. Lisede birkaç tane seçmeli ders almam gerekiyordu ve annem bana tercihlerimde yardımcı olacaktı. Ben küçükken annem okula geri dönmüş ve programlama dersleri almıştı. Benim de bu dersleri deneyip beğenip beğenmeyeceğimi görmek istedi ve ben de böylece bilgisayar alanına girmiş oldum. Bu arada zaten ben de bilgisayar başında zaman harcıyor ve bilgisayarla uğraşmayı çok seviyordum. Ailemin aldığı ilk bilgisayarı çok iyi hatırlıyorum. Eski bir 286'ydı. O zamanlar sadece bir oyuncak olarak gördüğüm bilgisayarda programlama yapmayı öğrenince bu da çok hoşuma gitti. 9. sınıfta bilgisayar dersleri almaya başladım ve ondan sonra da devam ettim. Üniversitede bilgisayar bilimleri üzerine eğitim aldım. Ayrıca yan dal olarak da matematiği seçmiştim. Yüksek lisans ve doktoramı ise Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de yaptım. Yüksek lisansımı bilişimsel geometri üzerine yaptım. Tezim ise çamur çizimine benzeyen, çatlaklı yüzeyler üzerinde oluşan kırıkları gösteren fiziksel simülasyonlar üzerineydi. Parçalanmış camları da inceledim ve bu yüzeylerin bardak ve diğer cam cisimlere nasıl uygulandığını da araştırdım. Stajım sırasında danışmanım olan Andy Wiccan ve bir araştırma grubu ile beraber bir ters kinematik problemini çözmeye çalıştık. Diyelim ki kolumu canlandırmaya çalışıyoruz. Bunun için diğer elimle bileğimden tutup kolumu buraya getireceğim. Ters kinematik, bileğimin hedeflenen yerde olması için dirsek eklemimi ve omzumu hangi açılarda oynatmam gerektiğini bulur. Cesur'un bitmiş halini seyredeceğim zaman çok heyecanlanmıştım. Karakterleri canlandıracak teknolojiler üzerinde çalışmış ve saç simülasyonunu hazırlamıştım. Aynı zamanda atları ve insanları hareket ettiren ters kinematik sistemlerini de ben kodlamıştım. Pozlama aracının doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için çok zaman harcamıştım. Pozlama aracının düzgün çalışması ve Merida'nın saçlarının tüm ekranı kapladığını görmek beni çok mutlu etmişti. Bence her şey harika görünüyordu. Bu araçları programlarken bir arkadaşımla beraber simülasyon grubuna yeni katılacak biri için yapılan bir iş görüşmesine katılmıştık. Grupta yeni birine ihtiyacımız vardı. İşten ayrılan animasyon sanatçısı, su ve sıvılar gibi benim pek de aşina olmadığım şeylerin animasyonları üzerine çalışmıştı. O yüzden açıkçası benim pek de ilgilendiğim bir pozisyon değildi. Pozisyon uzun zamandır açıktı ve birini bulmakta zorlanıyorlardı. İş görüşmesine gelen aday yüksek lisans tezinde benim doktora tezimi uygulamaya koyuyordu. Görüşmeden sonra, görüşmede beraber olduğum arkadaşım bana dönüp "Sen neden bu işe başvurmuyorsun ki?" diye sordu. O anda ben de "Gerçekten de neden başvurmuyorum ki?" diye kendi kendime düşündüm. Biraz daha düşündükten sonra bu işe başvurmak istediğime karar verdim. Bilmediğiniz yeni bir işe kalkışmak başta biraz korkutucu olabiliyor. Ama gerçekten de buna değdi. Ben hiçbir zaman bunun yerine şunu yapmalısın diyen insanları dinlemedim. Çünkü bence kalbinizi dinleyerek hareket etmelisiniz. Korkutucu olsa da kalbinizin sesini dinlemek her zaman daha iyidir.